EYT'de o kadar yoğun bir başvuru var ki, görece tecrübesiz, hesap uzmanı olmayan çalışanlar da göreve davet edildi. Normalde alanları bu değildi ama hesaplamaya onlar da dahil edildi. Onlar hesaplıyor, emekli olabilirsin, şunu alacaksın, bunu alacaksın diyorlar ve buralarda yanlışlıklar yapılma ihtimalinden söz ediliyor. Bu 3 yıl sonra, 4 yıl sonra beraberinde bazı problemleri getirebilir. Şimdi endişe bu. Bu haberden bunu anlıyoruz biz. Doğrulama SGK'dan, Sosyal Güvenlik Kurumu içerisinden gelmiş. Bugüne kadar bir hata yapılmış mı? Oraya iddia şerhini bıraktık. Şimdi kurumdan gelecek açıklamaları da yakından takip edeceğiz. Hesap hatası mı? Kim hesaplıyor? Çok da zor bir hesap mı bu? Bunu öğrenmek gerekiyor. Şimdi SGK konusunda yanına da uzman ismini koyduğunuzda akla bir isim geliyor. Kim o? Özgür Erdursun. Döneceğiz, sormamız gerekenleri soracağız kendisine. Bu hesap nasıl yapılır? Böyle bir ihtimale kendisi, ya olabilir, benim de bu yönde şüphelerim var diyor mu? Yarın bir gün emekli vatandaşın 3 yıl sonra, 4 yıl sonra bir yanlışlığı ortaya çıkarsa hesaptan dolayı neyle karşı karşıya kalabilir? Bunları sormak istiyoruz. Geçmişte bazı ödemelerde biz yanlış yaptık, o ödemeler geri alınacak denildiğine şahit olmuştuk farklı iş kollarında. Ama böylesine geniş kapsamlı bir dosyada bu ihtimal bile insanı tedirgin ediyor. Emekli vatandaşı tedirgin ediyor. Sormak, sorgulamak görevimiz. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Şahan Bey, çok teşekkür ediyorum. Bir daha uzun uzadıya izah etmeyeyim. İddiayı ortaya koyduk. SGK içinden de evet görece tecrübesiz arkadaşlarımız da bu alanda rol aldılar deniyor. Aklınıza neler geldi? Olabilir mi böyle bir şey? Hesap gerçekten çok hassas mı yapılır? Anlatacaklarınızı merakla bekliyoruz. Can Bey, hayatın her noktasında birisine bir iş yaptırırken şu cümleyi çok kullanırız. Acele etme, hata yaparsın. Acele etme, yanlış yaparsın deriz değil mi? Aman acele etmeyin. Şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu çok acele ediyor. Çünkü bununla ilgili çok böyle planlı, programlı bu iş, yani EYT yasası devreye girmedi. Her katıldığım programda bunu söylüyorum. Plansız ve programsız yapıldığı için bir de millete depremden önce Şubat ayında, depremden sonra da ilk aylıklarınızı hemen Mart ayında alacaksınız dedikleri için ya da Nisan ayında başvuru sonrasında alacaksınız dedikleri için insanlar hemen aylıklarını bekliyor. Emeklilik için müracaatta bulunan kişiler. Bu kişilerin aylıklarını hemen almaları mümkün değil. Müracaat sayısı fazla. Takip eden ayın birinci gününden itibaren başlayacak. Süreç 6 ay, 8 ay, 10 aya kadar çıkabilir. Yani bu çok doğal bir durum. Bunu söylediğimizde işte Sayın Bakan hemen televizyona çıkıyor. Diyor ki hayır öyle bir şey yok diyor. Biz aylıkları hemen bağlayacağız. Ya hemen nasıl bağlayacaksınız? Müracaatta bulunan kişi sayısı 1 milyon 250 bin. 1,5 milyona dayandı. 1,5 milyon kişi müracaatta bulundu. Şu ana kadar diyorsunuz ki 250 bin kişinin biz işlemini bitirdik bir ayda. 250 bin kişinin işlemi bittiyse hala 5-6 ay daha süresi var anlamına gelir. İnsanlar aylıklarını çok hızlı bir şekilde Sayın Bakan'ın, AK Partili yetkililerinin açıklamaları sonrasında cebinde görmek istiyor. Bankada gidip bu parasını çekmek istiyor. Bir taraftan da seçim olacağı için emeklilikte yaşa takılanlar yasasını hükümet niye çıkardı? Seçimde oy almak için. Ama seçimde oy alabilmesi için seçime giderken o kişilerin o para ceplerinde olması gerekiyor. Aksi durumda EYT yasası çıktı ama benim cebime para girmedi. Acaba neden? Bu soru işareti olmasın diye de Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına, yöneticilerine çok büyük bir siyasi baskı var. Bir an evvel bu işi bitirin. Seçime kadar hızlı bir şekilde bu aylıkları bağlayın diyorlar. Dedim ya acele ederseniz hata yaparsınız. Şimdi iki türlü hata olabilir. Emekli aylığı hesaplama sisteminde de hata olabilir. Ancak bu çok bu hata telafi edilir. Yani çünkü hemen tespit edilir. Herkes sistemden ne kadar emekli aylığı alacağını az çok görüyor. Bir yıl önce de görüyordu, şimdi de görüyordu. Bunları muhakkak kontrol etsinler. Bir de emekli aylığında ama bunu tespit edemediyse şayet devlet senin aylığında biz bir hata yaptık derse faizsiz 24 ayda geri ödemeli bu parayı geri ister. Ama faiz istemez. Devlet hata yapıyorsa ben hata yaptım. 24 ayda bu parayı senden geri alacağım ama sen bana faiz vermeyeceksin der. Aslında daha büyük sorun şu. Emekli aylığının yanında bir de milyonlarca kişi müracaatta bulundu. O kişilerin bazılarının emekli olması mümkün değil.
Nasıl yani? Emekli biraz açar mısınız Özgür Bey? Nasıl mümkün değil? Nasıl böyle bir hata yapılabiliyor? Şimdi Can Bey, bu benim elimde bir tane örnek. Peki. Bu kişi emekli olmuş. Hı hı. Sosyal Güvenlik Kurumu bu kişiye yazıyı göndermiş. Unkapı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu 26 Nisan 2023'te git, aylığını al. Hatta bankada, Vakıflar Bankası Sahra-i Cedi Şubesi'nden maaşını al demiş. Tamam. Her şey dört dörtlük aylığı yazıyor. Hı hı. Toplam birkaç lira para alacak. Bu kişi benim YouTube'dan yayınlarımı izliyor. Ben böyle sürekli bilgi aktardım, videolarım var. Evet. Orada emekli olacağı için izlerken Allah Allah Özgür Bey başka bir şey söylüyor. Ben emekli oldum. Sonra benimle iletişime geçti. Ben Özgür Bey emekli oldum dedi. Aylığımı alacağım Nisan ayının 26'sında. E dedim siz emekli olamazsınız ki. Sizin emekli olabilmeniz için en iyi ihtimalle işte 300 küsür bin lira para yatırmanız lazım. Ya da 1 yıl 8 ay 29 gün beklemeniz lazım. E nasıl olacak? E siz bağ kurulusunuz, SGK'ya bunu bildirmemişsiniz, SGK bunu size sormamış, sistem üstünden görmemiş, size yanlışlıkla emekli aylığı bağlamış. Ne yani yapayım dedi, git SGK'ya. Bir dakika Özgür Bey, şimdi bu çok önemli. Şimdi bugün iddia şerhiyle konuştuğumuz, SGK'da hesap hatası yapılıyor olabilir. Çünkü tecrübesiz personel çalışıyor. 3-4 sene sonra bazı sıkıntılar baş gösterebilir diye bugün Sözcü Gazetesi'nde Erdoğan Süzer imzasıyla yayınlanan haber üzerine sizi bağladık. Siz diyorsunuz ki buyurun. Somutu var bunun. Sosyal Güvenlik Kurumu'na vatandaş gidiyor. Bağkur üzerinden bir hesap yapılması lazım. Görelim lütfen, tam ekran görelim çünkü çok önemli bir belge bu. Şimdi EYT meselesini konuşuyoruz. EYT meselesinde şu anda sosyal güvenlik uzmanı Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri Özgür Erdursun. YouTube üzerindeki yayınlardan, televizyon üzerindeki yayınlarından Özgür Bey'i tanıyan bir izleyici diyor ki ben emekli oldum ama siz farklı anlatıyorsunuz durumu. Belgelerini gönderiyor. Özgür Bey az önce ifade etti. Ben sadece toparlama yapmak istiyorum. Manşetini atmak istiyorum. Siz emekli olamazsınız diyor. Özgür Erdursun. Ekranlarına başına yeni oturan izleyicilerimiz. Sözcü televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz. EYT meselesinde şimdi ilk örneği gördük. Yanlış hesap. Sosyal Güvenlik Kurumu nasıl olur da yanlışlıkla bir vatandaşı emekli edebilir? Olur mu öyle şey canım? Diyorsunuz ya, oluyormuş. Özgür Bey buyurun, devam edin lütfen. Şimdi emekli olurken SSK, Bağkur, emekli sandığı, son ödenen 2520 gün, hangi statüden daha fazla gününüz varsa, çakışan günleriniz olabilir. Hatta kendi adınıza iş yeriniz olduğunda kendi iş yerinizde sigortalı olmuş olabilirsiniz ama böyle bir hakkınız yok. Şu anda emeklilik için müracaatta bulunanların çok büyük bir kısmı değil ama bunun %1, %2'si dediğinizde, belki %1'i dediğinizde bile çok büyük bir rakam. Böyle hatalar olacak. Daha sonra emekli olup bu emekli aylığını alan kişilere çakışmaları varsa, bağkur günleri varsa, hesaplama biraz önce örnekteki gibi yanlış olduysa belki 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl sonra Sosyal Güvenlik Kurumu diyecek ki siz emekli oldunuz ancak siz emekli olamazsınız. Bütün emekli aylıklarını yasal faiziyle beraber, bu durumda yasal faizini de isterler, yasal faizle beraber geri getireceksiniz. Sağlık harcamalarının parasını geri ödeyeceksiniz. Ve yeniden emekli olmak istiyorsanız şartlarınızı, koşullarınızı yeniden tamamlayacaksınız diyecekler. Ben aylardır şunu anlatıyorum. Diyorum ki emeklilik için bir planlama yapın. Hep SSK'lı olarak çalıştıysanız bir sorun yok. Hep bağkurluysanız, günleriniz tamamlandıysa sorun yok. Ama bir dönem SSK, bir dönem bağkur, kendi iş yerinizde sigortalınız varsa. Bugün Can Bey bakın, sizden yaklaşık bir saat önce, bu yayından önce, ben bunları da yayında konuşacağımızı bilmiyordum. Bir kişiyle görüştüm. O kişiye şöyle bir şey söylenmiş. 2024'te emekli olacaksınız diye ama aslında kadın 2022'de emekli hak etmiş. Bir de EYT'li, EYT'den dolayı emekli olabilir miyim diye beni aradı. Ya dedim siz zaten geçen yıl emekli olacakmışsınız. Ya öyle mi Özgür Bey dedi. Dedim siz sigortalı çalışıyorsunuz ama benim şirketlerim de var dedi. Ne şirketiniz var dedim. Ya benim dedi babam öldü, şirket bize kaldı dedi. 2018'den sonra ben bu şirkette de sigortalıyım. Yani şirketin ortağı mısınız dedim. Evet. Siz dedim emekli olamazsınız ki. Nasıl emekli olacaksınız? Sizin primleriniz yanlış yatırılıyor. Ne yapacağız? Bağkur'a geçeceksiniz, günlerinizi tamamlayacaksınız, şartlarınızı tamamlayacaksınız. Çok kişi hangi statüden ne şekilde emekli olacağını bilmiyor. Son 2520 gün kuralını bilmiyor. İşte SSK'dan 5000 gün mü isteniyor? Örnek veriyorum 5900 gün mü? Sistemden giriyor, bakıyor ki ya benim gün sayım da tamam. Öyleyse E-Devlet üzerinden de sisteme giriyor. Sistemde bu kişiye siz emeklilik için müracaatta bulunamazsınız demiyor. O kişiler de emeklilik için müracaatta bulunup emekli aylığını bekliyor. Ama emekli olması mümkün değil. Özgür Bey, araya gireceğim ama
Yani şimdi siz fark ediyorsunuz bunu. O vatandaş, az önce verdiğiniz örnekteki vatandaşa onun için kötü bir haber. Ama bunu söylüyorsunuz. Ama siz emekli olamazsınız ki. Bir hata yapılmış diyorsunuz. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu nasıl olur da bunu demez. Şimdi vatandaş yağmur gibi bu tepkiyi ortaya koyuyor şu an sosyal medyada. İki, şunu sorayım. Siz o vatandaşı uyarmasanız, anlaşılan o vatandaş tek de değil. Anlattıklarınız bize bunu anlatıyor. Bu gibi örnekleri zannediyorum çok duyacağız ama ilk kez Sözcü televizyon ekranlarında belgelediniz bunu canlı yayında. Bir emeklilik süresi yanlış hesaplanmış. Vatandaşa emekli olabilirsiniz demiş Sosyal Güvenlik Kurumu ama aslında olamaz. Bu da belgesiyle birlikte ekranlara yansıdı. Peki şunu soracağım. Ya oldu ki size ulaşmadı. Yani ne YouTube üzerinden ne televizyon üzerinden size ulaşmayı akıl edemedi ya da sizi tanımıyordu ya da mesaj yazdı siz görmediniz. Yani binlerce insanın ya da yüzlerce insanın örneğine ulaşmanız haliyle çok da mümkün değil. Şunu sormak istiyorum. Şimdi vatandaş tedirgin oldu. Ya bizde de böyle bir şey varsa ve bizi de uyaran çıkmadıysa, belgelerinde kimseyi inceletemediysek, yani insan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan başka kime güvenecek kardeşim gibi yorumlar görüyorum şu anda, okuyorum. Bu insanlar gerçekle ne zaman yüzleşirler aşağı yukarı? Yani bu iş eninde sonunda bir yerde ortaya çıkar herhalde, değil mi? Çıkar. %100 çıkar. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 7 yıl sonra çıkar. Zaten bu kişi de emekli olamıyorsunuz. Ne yapmam gerekiyor dediğinde, anlattığımda sağ ol Özgür Bey dedi. Bakın daha yeni başka bir örnekle karşılaştım. Buyurun. Bunlar ya ben işim bu. Tabii. Bir kişi tarımda 1-10-2008'e kadar 15 gün, 15 gün, 15 gün prim yatırabiliyor. 3600 günle emekli olabiliyor. Hı hı. 15 yıl 3600 günle. Bir kişi yanıma geldi. Gariban. Emekli olmuş. Mutlu. Müracaatta bulunmuş. Özgür Bey dedi, ben sizi çok yakından takip ediyorum dedi. Benim işimde bir hata var. Yani insanlar bizi takip ederek bunları öğreniyor. Şunu söyledi. Ben emekli olabiliyor muyum? Baktım. Siz dedim, tarım sigortası ödemişsiniz. Çok kısa birkaç ay tarımdan çıkmışsınız. Tekrar tarıma girmişsiniz. Giremezsiniz. Siz emekli olamazsınız dedim. Bakın bu hafta en az 3-4 kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'na emekli aylığı bağlanmış. Kişiyi Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderdim. Kendileri bizzat gidip ben aslında emekli olamıyormuşum diye ben Sosyal Güvenlik Kurumu'na yönlendirdim. Bunlarla çok karşılaşacağız. Çünkü çok aceleye geldi bu iş. Ve dediğim gibi memurların bir suçu günahı yok. Memurların üzerine çok büyük baskı var. Gecesini gündüzüne katmışlar. Yetmiyor, hızlandırın hızlandırın. Mayıs'a kadar, 14'üne kadar bizim en az 1 milyon kişi emekli maaşı vermemiz lazım diyorlar. Ama bu kadar memurla nasıl bu işin olacağını öngörmüyorlar. Sadece memura baskı yapıyorlar. Başka bir örnek daha vereyim. Bakın bu da yurt dışında yaşayan Türkleri çok yakından ilgilendiriyor. Yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı primlerini tamamlamışsa, herhangi bir sorunu yoksa, ancak primlerini tamamlamak için yurt dışı borçlanması yapmışsa, emeklilik için müracaatta bulunursa o da hapı yuttu. Çünkü Türkiye'deki vatandaşlar gibi değildir yurt dışında yaşayan Türklerin hakları. Emeklilikle ilgili tüm yasal haklarını yerine getirse bile müracaatta bulunduktan sonra yurt dışında çalışıyorsa, sosyal yardım alıyorsa, işsizlik maaşı alıyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kişilere aylık vermez. Bu kişilere yanlışlıkla aylık bağlanırsa bu kişilerden de bu paralar geri istenir. Yurt dışında yaşayanların durumu ayrı, Türkiye'de yaşayanların durumu ayrı. İşte bağ kurulu olanlar, kendi şirketinde sigortalı olanlar, belli bir dönem SSK, belli bir dönem bağ kur, son 2520 güne dikkat etmeyenler, kurumun da gözünden kaçtığı anda bu işin sonunda fatura kime kesilecek? Millete kesilir, vatandaşa kesilir, emekli aylığını alan ve sağlık hizmetlerinden yararlananlara kesilir ve bu hatalar çok fazla olacak. Ben zaten bunlara gün içinde sürekli de şahit oluyorum. Peki Özgür Bey, vakit ayırdınız ama bu kısıtlı vakit içerisinde birbirinden çarpıcı manşetler. Size uzak gelmediğini yüz ifadenizden, daha yayında ilk soruyu sorarken anlamıştım ama inanın bu kadarını beklemiyordum. Ne somut resmi bir belge bekliyordum ekranlara göstermenizi, ne de bu sayının giderek artacağı yönde bir şüphe duyacağınızı bekliyordum. Olabilir diyeceğinizi düşünüyordum ama çok daha problemli bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı net bir şekilde fotoğrafı en azından ortaya koydunuz. Vakit ayırdığınız için, yanıtlarınız için teşekkür ederim.